Hapurata huyani, hasaratu nasara. Hapurata huyani, nasaratu nasara. Kenda baselamun geldi, seni domuzun kızı, hayırsızın gelini. Alsam seni elime de satsam ince belini. Oy oy oy, havurada duyani, nazara tu nazara, havurada duyani. Nazara tu nazara. İkimizi koysun nerede senun ile mezara. Senun ile mezara. İkimizi. Dördüncüsü düzenlenen doğa yüz yürüyüşüne sosyal bir etkinlik düzenleyen Aybastı Kaymakamlığı, Aybastı Kaymakamımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bizi burada buluşturdu. Kaynaşıyoruz gençlerle, yaşıtlarımızla. En iyisi de Kümbet'teyiz. Bura tarihi bir mekan. Bu mekanda bizi buluşturanlara teşekkür ediyorum. Katılmadım, ilk defa katılıyorum. Temenni ederim bundan sonrakilere hep beraber katılırız. Ben doğayı seviyorum. Doğa sever birisiyim. Duyunca katılmak istedim. İyi bir şey olduğuna katılıyorum. Devamını da temenni ediyorum. Neler bilurum neler. Uy dereler dereler da neler bilurum neler. Güzel uyan ağını da iki yerden öperler. Seni domuzun kızı. Hayır susun gelini, alsam seni elime de sarsam ince belini. Haburadan uyani, nazara tu nazara. Haburadan uyani, nazara tu nazara. İkimizi koysunlar da senin ile mezaray, senin ile mezaray. İkimizi koysunlar da bir daracık mezaray, bir daracık mezaray. Şu anda Aybastı Kaymakamlığı olarak düzenlemiş olduğumuz geleneksel doğa yürüyüşünde bir aradayız. Bu sene dördüncüsünü yapıyoruz profesyonel anlamda. Ve yine olduğu gibi yoğun bir katılım var. Aybastı merkezden ve komşu ilçelerden, Kabataş, Çatalpınar, Ordu, Tokat ve değişik yerlerden katılan vatandaşlarımız var. Bugün doyasıya bir gün yaşadılar, stres attılar, doğanın güzelliklerine hayran kaldılar. Daha önceki dönemlerde de belirttiğim gibi bu yürüyüşü yapmamızın birkaç amacı var. Bunlardan birincisi doğanın, Aybastı'nın bu doğal güzelliklerine dikkat çekmek.
Ayvası Perşembe Yaylası'nın, Menderesleri'nin ve bu doğal güzelliklerinin bütün kamuoyuna duyurulması, gösterilmesi, Ayvası dışındaki insanların da burayı fark etmelerini sağlamak. Bir diğer amacımız sembolik bir görevi hatırlatmak, yaylacılık kültürünü tekrar anımsatmak. Yaylacılarımız sonbaharda yayla dönüşünü yaşıyorlar. İlkbaharda tekrar yaylaya çıkıyorlar. Biz de ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki defa bu etkinliği yapıyoruz. Ve işte sembolik de olsa bu yayla göçüne dikkat çekmek istiyoruz. Bugün katılımcılarımız dedik doyası bir gün yaşadılar. Kah yoruldular, kah durdular, oturdular, koştular, düştüler. Ağaçları seyrettiler, ormanı gördüler. Farklı hayvan çeşitlerini gözlemlediler, kaynaştılar. Birbirleriyle sohbetler yaptılar. Ve Ayvasılı olup da buraları görmeyen bir sürü insanın olduğunu biz fark ettik. Bu da bizim için bir övünç kaynağı. İnşallah giderek bu devam edecek ve katılım da giderek artıyor. Amacımız daha fazla kitleye ulaşmak, bu güzelliklere daha fazla insanın ulaşmasını sağlamak. Kısaca bizim parolamız da şu idi, onu tekrarlayarak bitirmek istiyorum. Yaprak sıkılmıştı ağaçtan, bahane idi sonbahar. Biz de bahanelerimizi ardımızda bırakarak yolumuza devam ediyoruz. Daha önce dördüncü defa gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüşü bugün de tekrar ediyoruz. Bizim için önemli olan milli manevi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktı. Ve öğrencilerimizle, işte çevremizdeki arkadaşlarımızla beraber bu etkinliğe katıldık. Güzel bir yürüyüş, doğayla iç içeyiz. Bol oksijen. Evet, çektim. Doğayı, insanı barındıran fotoğraflar çektik. Şu anda da devam ediyoruz. Evet, sonbaharla ilgili alabileceğimiz kareleri aldık. Dördüncü kez katılıyoruz. Sonbaharda yürümek ayrı bir zevk. Ağaçlara bakarsanız turuncular, sarılar, kırmızılar hepsi bir arada. Adeta bir ressamın fırçasından çıkmış gibi. Yürürken hem spor oluyor, nefes alışverişimiz de değişiyor. Daha enerjik bir şekilde yarın haftaya başlayacağız. Teşekkür ediyorum sizlere ve bu organizasyonu düzenleyenlere. Burada hani doğadaki pek çok rengi barındıran fotoğrafları çekme imkanı buldum. Doğayla beraber insanları çekebilme imkanı buldum. Fotoğraf açısından verimli bir etkinlik oldu benim için. Evet, kızılın pek çok tonunu, yeşilin. Şu anda Kadı yokuşunu inmiş bulunuyoruz. Atalarımız önceden bu yokuşu zorunlu olarak kullanırmış. Şimdi modern karayolları çıkalı. Bu yol artık gezi amaçlı, piknik amaçlı kullanılıyor. 20 dakikada indik Kadı yokuşunu. Önümüzde bir 10 kilometre daha var. Muhtemelen 45 dakikada Ayvası'da olacağız. Dördüncü doğa yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Dördünde de bulundum. Ben daha çok burada fotoğraf çekiyorum. Görüntü alıyorum. Bugünü ölümsüzleştirmek için, bugünleri ölümsüzleştirmek için kayıtlar yapıyorum. İleride bunları bir belgesel haline çevirmeyi düşünüyorum. Selamın geldi, seni domuzun kızı, hayırsızın gelini. Alsam seni elime de satsam ince belini. Oy oy oy, haburadan uyanı, nazara dur nazara, haburadan uyanı.
nazara dur nazara. İkimizi koysunlar da senin ile mezara, senin ile mezara. Bir daracık mezaray, bir daracık mezaray.